Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hele bir söz çürüldü. Amca benim ellerim kirli. Sana kek yapıyordum. Bir şey yiyecek halimiz mi kaldı? Gel ben çıkartayım. Bir şey mi oldu? Oldu. Ömür bacım oldu. Birbirinize gireceğiniz belliydi zaten. Hızır sizi korkmazlarla aynı yerde nasıl oturttu ben anlamıyorum. Abla biz anlayacağımızı anladık. Biz de anlayabilir miyiz lütfen? Anlayıp da ne yapacaksın Ömür? Ha? Konuşacak bir şey yok. Yavuz da gelmiş miydi? Gelmez olur mu o lavuk? Geldi tabii. Senin babanın paralarıyla o korkmazları masaya oturttu bir de. İçimde yine de size dair küçücük bir umut vardı. Ne gibi? Ne bileyim. Yavuz'u öldürmek gibi mesela. Ya da biz sizlerle aynı masada oturmayız gibi. Demek ki yanlış insanlardan umut etmişsin Bahar. Ya hele şu konuyu bir anlatın da biz de bir anlayalım. Bir tek siz ihanete uğramadınız. Biz de uğradık. Bu kız da uğradı. Yani sonuçta siz vurulunca biz ağlıyoruz. Hızır abi yaptı yapacağın abla. Bizi yine offside'a düşürdü. Vurdu kapıyı, çıktı gitti. Nasıl yani? Sayımız çok. Bu masada 12 kişiden fazla oturamayız dedi. Yani ben şerefsizlerle oturmam dedi. Ama siz oturacaksanız buyurun oturun yaptı. Bizi orada bıraktı, çıktı gitti. Ben bu işin bu kısmına kızmadım. Bunu bize söylememiş olmasına kızıyorum. O masaya oturduğunda mı 13 kişi olduğu aklına geliyor bunun? Sabahtan beri gözünün içine bakıyoruz ya. Planın ne hazır diye. İlyas sordu da ne oldu abi? Planım yok dedi. Benim de anlamadığım. Madem masada 13 kişiyiz. Bir kişi fazla. O şerefsizleri de düşmanlık bitsin, kan dursun diye vurmuyorsun. Sık rafete otur yerine. Haksız mıyım abla? Ya konu yine niye rafete geldi kardeşim? Hızır abi şimdi masadan ayrıldı mı yani? Ayrıldı. Üf, çok büyük hamle yapmış. İlyas nerede bu duruma? Karısı evini terk etmiş gitmişten beter oldu Ömür yani sana o kadar söyleyeyim. Şimdi masanın lideri kim? Masanın en eskisi ben olduğuma göre. Tabii ki lider benim de. Öyle bir masaya kim lider olmak ister o da ayrı bir konu. Ben üstümü değiştireceğim. Bir kutu da ağrı kesici içeceğim. Sonra da zıbarıp yatacağım. İyi geceler. Abla, duymadın mı? Bir kutu dedi. Şimdi bu masaya lider olmamak için intihar mintihar eder bak. Geç buldun, erken kaybetme diye söylüyorum. Saçma sapan konuşma tipi. Helal olsun. En azından biri bir tavır gösterdi. Hızır bir delikanlılık yapmış. Ben bunlarla aynı masada oturmam demiş. Bak Bahar. O gün gitmeden de böyle ileri geri konuştun, sesimi çıkartmadım. Ben yutkuna yutkuna beni vuran adamlarla aynı masada oturmuşum. Senin şu konuştuğun laflara bak. Oturmasaydın Behzat. Ne yapacaklar?
Zaten üç kurşun yedin. Bir üç tane daha mı sıkacaklar? Bahar ablacığım, konu biraz da Alparslan ya, o yüzden yani. Alparslan dediğin Hızır'ın yeğeni. Adam buna rağmen bu masadakileri bırakıp gidebilmiş. Ben müsaadenizi istiyorum. Bu saatte nereye Bahar? Müsaade senin. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.